Merhaba çocuklar, nasılsınız, iyi misiniz, her şey yolunda mı? Harika. Size bugün aslında hepinizin çok iyi bildiği böyle yumuş yumuş bir şeyden bahsedeceğim. Bu yumuş yumuş şeyin ne olduğunu biliyorsunuz ama onun bir bitki olduğunda belki haberiniz yoktur. Bakın şimdi sizi bir tarlaya, gezintiye götürüyorum. Bakın bakalım bunlar ne? Gördünüz mü? Evet, bunlar kocaman pamuklar. Pamuk dediğimiz şey tarlada yetişiyor. Çok değişik değil mi? Pamuklar aslında birer bitki. Bize sıcacık kazaklarımızı yapan, ondan sonra mesela elimiz acıdığında annemizin üzerine birazcık kolonya sürdüğü ya da su sürüp sildiği pamuk aslında bir bitki. Biz de sizinle bugün pamuktan minnoş bir oyuncak yapacağız. Hadi bakalım, başlayalım o zaman. Oyuncağımız ne olacak? Aklınıza böyle yumuş yumuş yumuşacık bir hayvancık geliyor mu, tüyleri olan? Neler geliyor? Benim aklıma ilk gelen şey kuzular. Evet, bakın. Bugün bu minik kuzudan yapacağız birlikte. Tamam mı? Bu minik kuzudan yapmak için neye ihtiyacımız var? Şimdi size gösteriyorum. Çok kolay. İlk önce bir bardağa ihtiyacımız var. Bu gördüğünüz bardak kuzunun vücudu olacak. Buna ayak yapacağız. Ayaklarımız, mandallar olacak. 4 tane mandala ihtiyacımız var bunun için. 1, 2, hop. 2 tane de buraya. 3 ve 4. İşte 4 tane mandal. Bunlar kuzunun ön ve arka ayakları. Tamam mı? Ayaklarının şu uç kısımlarını, yani bunlar toynaklarını, siyah bir kalemle boyayacağız. Bütün ayaklarının şu uçlarını böyle böyle boyamanızı istiyorum, tamam mı? Mandalların tamamının sadece ayaklarının olduğu kısımları böyle boyamanızı istiyorum. Hepsini boyayacağız. Sonra ikinci aşamada bunları boyadık. Sırada koyunumuzun yünlerini yerleştirmek var. Yünlerini yerleştirmek için yapmamız gereken şey önce birazcık yapıştırıcı. Yapıştırıcı mühim. Yapıştırıcıyı sıkacağız. Sonra böyle minik minik parça parça pamuklar almamız lazım. Ve bu pamuk, parça parça pamukları bardağımızın üstüne, o biraz önce sıktığımız yapıştırıcının üstüne yerleştiriyoruz. Bakın, koyunumuz yünlenmeye başladı bile. Birazcık daha. Sonra bu tepesinde kalan yere de yapıştırıyoruz ki burası da yünlü yünlü olsun. Çünkü koyunumuzun her tarafının yünlü olması lazım. Tamam mı? Bunun tamamını yün yaptık. Hepsi yün oldu. Gördünüz mü? Ayakları boyalı ve tamamı yünlenmiş bir bardak. Sırada ne var? Sırada buna bir kafa yapacağız. Koyunumuzun kafasını buraya koyacağız. Şimdi koyunumuzun kafasını hazırlamak için ben bir pompon kullanıyorum. Beyaz pompon. Ama isterseniz pamuk da kullanabilirsiniz. Pomponun üzerine önce gene birer parça yapıştırıcı ve birer göz. İki tane göz takacağım. Bu gözler istediğiniz boyutta olabilir, küçük olabilir, büyük olabilir. İsterseniz gözleri kalemle de çizebilirsiniz. Sonra bir ağza ihtiyacımız var. Ağzı kalemle çizmek istiyorum ben. Siyah bir ağzı olsun. İşte. Küçük siyah bir ağzı oldu koyunumuzun. Sonra kulaklar için ne kullanıyoruz biliyor musunuz? Kulaklar için okulda da kullandığımız bu şönil denen malzeme var. Bu şönil yerine isterseniz kumaş kullanabilirsiniz, kağıt kullanabilirsiniz. Benim evimde şönil vardı. Ben o şönillerden küçük birer parça kestim ve koyunumu buraya
Kulaklarını yaptım. Şimdi onları da yapıştırıyorum. İki şöneli de yapıştırdım. Ve işte koyunumun kafası da hazır. Gördünüz mü? Son yapmam gereken şey bu kafayı daha önce hazırladığım yün bardağıma yapıştırmak. Yün bardağıma da buraya da yapıştırıcı sürüyorum. Birazcık yapıştırıcı. Hop. Ve sonra da koyunun kafasını yapıştırıyorum. İşte oldu. Gördünüz mü? Tadam. Şahane, minnoş bir koyun oldu. Bu akşam acaba onunla mı sarılıp uyusam, ne dersiniz? Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.